Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Abdesti güzelce almanın fazileti. Ey iman edenler! Namaz kılacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi ve başlarınızı meshedip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer boy abdestini gerektirecek bir haldeyseniz guslediniz. Eğer hastaysanız veya seyahatteyseniz yahut tabi ihtiyacınızı gidermişseniz veya kadınlarınızla cinsi birleşme yapmışsanız ve bu halde su bulamamışsanız o zaman temiz toprağa ellerinizi ve onunla yüzünüzü ve kollarınızı hafifçe ovun. Allah sizi zora koşmak istemez ama sizi tertemiz kılmak ve size olan nimetini tamamlamak istiyor ki şükredenlerden olasınız. Maide Suresi Ayet 6. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki benim ümmetim kıyamet gününde abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları pırıl pırıl olmalarıyla çağrılacaklar. Sizden kim nurunun ve parlaklığının artılmasına gücü yetiyorsa mutlaka gerekeni yapsın. Yani abdest uzuvlarındaki beyazlığın ve nurluğun artmasını isteyenler, onları farz olan yerlerin ötesine de geçerek dirsek ve topuklardan daha yukarısını da yıkamaları gerekmektedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müminin cennette takınacağı ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır. Yani müminler cennette ziynet eşyası olarak bilezikler takınacaklardır. Abdest uzuvları ne kadar geriden itibaren yıkanırsa orada el ve ayaklara takılacak bilezikler o kadar çok olacaktır. Osman bin Affan radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim abdestini güzelce alırsa o kimsenin günahları tırnaklarının altına varıncaya kadar bütün vücudundan çıkar. Yani kişi içinde bulunduğu durum, zamana ve imkana göre farz ve sünnetlerine uygun biçimde abdest alırsa kul hakları dışındaki Allah'ın hakkını ilgilendiren küçük günahları ve bilmeden işlediği günahlar affedilir. Büyük günahların affedilmesi ise şartına uygun tevbe ile mümkün olacaktır. Yine Osman İbni Affan radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi benim şu abdestime benzer şekilde abdest alırken gördüm. Sonra dedi ki bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide kadar yürümesi de fazladan bir sevap kazandırmış olur. Yani sahabi abdest, namaz ve her şeyini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gördüğü gibi yapıyor ve başkalarına da aynen göstererek örnek oluyorlar. Biz de öğrendiğimiz doğruları bizden sonrakilere örnek olarak öğretmeliyiz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman veya mümin bir kul abdest aldığı ve yüzünü yıkadığı zaman gözleriyle işlediği günahlar abdest suyu veya suyunun son damlalarıyla beraber dökülür gider. Ellerini yıkadığı zaman elleriyle işlediği her günah abdest suyu veya suyun son damlalarıyla beraber dökülür gider. Ayaklarını yıkadığı zaman ayaklarıyla yürüyerek işlediği her günah abdest suyu veya suyun son damlalarıyla ayaklarından dökülür gider. Böylece o kimse günahlarından temizlenmiş olur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deki kabristana geldi ve selam size ey müminler yurdu. İnşallah
biz de size katılacağız. Kardeşlerimizi görmeyi arzu ettim dedi. Ashab da, biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz henüz gelmemiş insanlardır buyurdu. Bunun üzerine ashab, ümmetinden henüz dünyaya gelmemiş kimseleri nasıl tanıyacaksın dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ne dersiniz? Bir kimsenin alnı ak, ayakları beyaz bir atı olsa, her tarafı simsiyah atlar içinde kendi atını tanımaz mı diye sordu. Ashab, evet tanır ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, onlar abdest almalarından dolayı yüzleri, el ve ayakları pırıl pırıl olarak geleceklerdir. Ben de Kevser havuzunun başında onları bekleyeceğim buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size Allah'ın onunla günahları silip dereceleri yükseltecek hayırlı işleri haber vereyim mi buyurdu. Ashab da, evet ya Resulallah dediler. Bunun üzerine Resulullah, zor şartlarda bile olsa abdestini güzelce almak, mescitlere giderken adımları çoğaltmak, bir namazı kıldıktan sonra öteki namazı büyük bir arzu ile beklemek, İşte bağlanmanız gereken, rağbet etmeniz gereken şeyler bunlardır buyurdu. Ebu Malik el-Eş'ari radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Arınmak imanın yarısıdır. Yani imansız yapılan ibadetin bir faydası olmayacağı gibi abdestsiz pek çok ibadette yapılamaz. Namaz ve tavaf gibi. Müslümanın hayatında şirk ve küfürden temizlenmek, yani iman ve gözle görülen pisliklerden temizlenmek bir bütün teşkil eder. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz abdestini güzelce alır ve tamamladıktan sonra da tek olan, ortağı olmayan, Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim derse, o kimseye cennetin 8 kapısı açılır. O da dilediği kapıdan cennete girer. Başka bir rivayette ise şu fazlalık vardır. Allah'ım beni tövbe edenlerden ve çok temizlenenlerden eyle. Ezanın fazileti. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar ezan okumanın ve birinci safta bulunmanın ne kadar sevap olduğunu bilselerdi, bu iş için sıra ve yer bulamaz, kura çekmek zorunda kalarak kura çekerlerdi. Namaza erken gitmekteki sevabı bilselerdi, birbirleriyle yarış ederlerdi. Eğer yatsı ve sabah namazını, cemaate gitme sevabını bilselerdi, emekleyerek de ve sürünerek de olsa bu iki namaza giderlerdi. Muaviye radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü müezzinler insanların en uzun boylu olanlarıdır. Abdurrahman bin Ebu Sasa radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh kendisine şöyle dedi. Seni koyunlar ve köy hayatını sever görüyorum. Koyunlarla veya köyde olduğun zaman namaz için ezanı okurken sesini iyice yükselt. Çünkü müezzinin sesini işiten cin, insan ve her varlık kıyamet gününde ezan okuyan kimse için şahitlik eder. Ebu Said, ben bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den böylece işittim demiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
namaz için ezan okunduğunda ezanı duymamak için şeytan yellenerek kaçar. Ezan bitince de geri döner. Namaz için kâmet edilince yine arkasını döner kaçar. Kâmet bitince kişi ile nefsi arasına sokulur ve ona aklında olmayan şeyleri hatırlatır. Böylece kişi kaç rekat kıldığını bilemez olur. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ezan işittiğiniz zaman müezzinin söylediklerini aynen siz de söyleyin. Sonra bana salavat getirin. Çünkü bir kimse bana bir salavat getirirse Allah ona 10 kere rahmet eder. Daha sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü vesile cennette Allah'ın kullarından tek bir kuluna layık olan bir makamdır. O kulun ben olacağını umuyorum. Benim için vesile isteyen kimseye şefaatim vacip olur buyurdu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ezanı işittiğiniz zaman siz de müezzinin söylediklerini tekrar ediniz. Cabir radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim ezanı işittiği zaman ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi ve fazileti ver. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda ulaştır diye dua ederse kıyamet gününde o kimseye şefaatim vacip olur. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim müezzini dinledikten sonra tek ve ortağı olmayan Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resulü olduğuna şahitlik ederim. Rab olarak Allah'tan, Resul olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse, o kimsenin günahları bağışlanır. Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ezan ile kâmet arasında yapılan dua reddolunmaz. Halk arasında ezan okunmaya başlarken veya ezanı duyan kimseler Aziz Allah ve benzeri ifadeler kullanıyorlar. Bunların sünnette yeri yoktur. Yapmamak lazımdır. Yukarıdaki hadislerden öğrendiğimiz şekilde ezana karşılık verilmelidir. Yani müezzinin sözleri aynen tekrar edilmeli. Hayya aleselah ve hayya alelfelah sözlerine gelince La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim denilmeli. Kâmet yapılırken de aynen yapılmalıdır. Sadece es-salatu hayrun minen nevm denilirken sadakte ve bererte denilmeli. Kad kâmet salah denilirken de ekâmallahu ve edâmeha denilmelidir. Namazların fazileti. Kitaptan sana vahyedileni oku ve insanlara ulaştır. Namazında dikkatli ve devamlı ol. Çünkü namaz, insanı çirkin işlerden, akıl ve sağduyuya ait her türlü şeyden alıkoyar. Allah'ı gündemde tutmak, elbette en büyük ibadettir. Allah ne işlerseniz hepsini bilir. Ankebut Suresi, Ayet 45. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birinizin kapısı önünde bir nehir olsa da o kimse her gün bu nehirde 5 defa yıkansa kirinden bir şey kalır mı ne dersiniz? Sahabiler kirinden hiçbir şey kalmaz dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz işte bunun gibidir. Allah 5 vakit namazla kişinin günahlarını silip yok eder.
Cabir radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Beş vakit namazın benzeri sizden birinizin kapısı önünde akıp giden ve her gün içinde beş sefer yıkandığı suyu bol ırmak gibidir buyurdu. Hem ayetlerde Rabbimiz hem de hadislerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bazı şeyleri örneklerle açıklamışlardır. Yukarıdaki iki hadis-i şerifte bu şekilde gelmiştir. Bizleri büyük günahlardan koruyacaktır namaz. Namaz kılmamak kişiyi küfre götürecek kadar büyük günahlardandır. Bu bilinçle günde beş vakit namaza devam eden kişinin küçük günahları da kıldığı namazlarla temizlenmiş olur. Müslüman bilerek günah işlemez, bilmeyerek işlediği günahlarına da namaz ve abdest kefarettir inşallah. İbn-i Mesud radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, adamın biri yabancı bir kadını öpüvermiş. Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip durumu haber vermişti. Bunun üzerine, gündüzün başı ve sonu ile gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri giderir. Hud 114 ayeti nazil oldu. O adam, bu ayet yalnızca bana mı mahsustur ya Resulallah dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de hayır, ümmetimin tamamı içindir buyurdu. Bu ve benzeri hadislerde sahabiler işledikleri bir suçu ve günahı pişmanlık duyarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip itiraf ederler, cezasını çekmek isterlerdi. Bu husus onların ahirete olan inançlarının bir göstergesiydi. Bu dünyada işledikleri suçun cezasını çektikleri takdirde ahiretteki cehennem azabından kurtulacakları veya cezanın hafifletileceği inancına sahiplerdi. Resulullah da önceden bir hüküm gelmişse ona hüküm verir, yoksa vahiy gelmesini beklerdi. Burada da önceden hüküm gelmediği için Hud suresi 114. ayeti nazil oldu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Büyük günahlar işlemedikçe beş vakit namaz ile iki cuma arasında işlenen küçük günahlara kefarettir. Yani ibadetleriyle hayatına düzen vermiş olan müminler abdest, namaz ve benzeri ibadetlerle tüm hayatını da düzen vermiş olurlar. Günahlardan uzak, stres, bunalım, sıkıntı olmayan huzurlu bir hayat sürerler ve gerçek kurtuluşa ermiş olurlar. Osman bin Affan radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir Müslüman farz bir namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ruku ve secdelerini de tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz o güne kadar işlediği tüm günahlarına kefaret olur. Bu her zaman için böyledir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadislerinde de, nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız siz de öylece kılınız buyurmaktadır. Dolayısıyla tavuğun yem topladığı gibi değil, başka şeylerle meşgul olmaksızın huzur ve huşu içerisinden kılınan namaz, önceden işlenmiş günahların silinmesine vesile olur. Kalp huşu içerisinde olursa, vücut ve azalar da huşu içinde olacağından, öncelikle namaza başlanmadan kalbi huzursuzluklar birden temizlenmek meşguliyetlerinden arındırmak gerekir ki namazımız gerçekten namaz olsun. Sabah ve ikindi namazının fazileti. Ebu Musa radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki serinlik vaktinde kılınan namazlardan sabah ve ikindiyi kılan kimse cennete girer.
Umare İbni Rüeybe radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Güneş doğmazdan ve batmazdan önce namaz kılan bir kimse cehenneme girmeyecektir. Yani sabah ve ikindi namazlarını. Uyku ve ticari meşgaleler vasıtasıyla en çok terk edilen namaz bu ikisi olduğu için dikkatler bu iki namaza çekiliyor. Değilse diğer vakit namazları da bunlardan farklı değildir. Rızık temini için yapılan çalışmalar ve aşırı uyku sever olmamız bizi bu ibadetlerden alıkoymamalıdır. Cündüb bin Sufyan radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sabah namazını kılmak suretiyle güne başlayan kimse Allah'ın himayesine girmiş olur. Ey Ademoğlu! Allah seni sana yüklendiği bir görevden dolayı sorguya çekmesin. Yani bir kimse önce Allah'a verdiği sözü yerine getirmelidir. Eğer verdiği sözü yerine getirmez veya gücü yeten işleri yapmaz, güzel davranışlarda bulunmazsa mutlaka hesaba çekilir. Kim de hesaba çekilecek işler yapmışsa mutlaka azap görür. Hesaba çekilecek işlerden kul uzak olmalıdır. Bu hadis bize bunu anlatmaktadır. Belki de bu iki namazın vaktine fazla değer verilmesi bir sonraki hadisten öğreneceğimiz üzere meleklerin de şahit olmalarından dolayıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kısım melekler geceleyin, bir kısmı da gündüz vakti birbirlerine nöbeti devrederek sizin aranızda bulunurlar. Bu melekler sabah ve ikindi namazlarında buluşurlar. Sonra melekler Allah'ın huzuruna yükselirler. Allah kullarının durumunu o meleklerden çok iyi bildiği halde yine de meleklere kullarımı ne halde bıraktınız diye sorar. Melekler de onları namaz kılarken bıraktık. Yanlarına vardığımız zaman da namaz kılıyorlardı derler. Cerir İbni Abdullah radıyallahu anh şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık. Dolunay durumunda olan aya bakarak şöyle buyurdu. Sizler şu ayı güçlük çekmeden gördüğünüz gibi Rabbinizi de cennette açıkça göreceksiniz. Güneş doğmadan ve batmadan önceki namazları kaçırmadan kılmayı başarabilirseniz kesinlikle kaçırmayıp kılınız buyurdu. Başka bir rivayette ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayın 14. gecesi aya bakmıştı denilmektedir. Yani uyku ve dünyevi işlerin yoğun olduğu saatlere rastlayan bu iki vakit namazın kaçırılma tehlikesi diğerlerinden fazla olduğu için dikkatler bu iki namaza çekilmektedir. Bureyde radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İkindi namazını terk eden kimsenin işlediği amelleri boşa gitmiş gibi olur. Yani namazı bile bile terk etmek, uyku, unutma ve baygınlık dışında ya dünyevi çalışma, ticaret vesaire olur veya bilerek terk etmekle olur. Bilerek namazları terk eden kimse küfre girecek kadar büyük günah işlemiş olur. Böylece kişi namazı dünyevi işleri bahane ederek veya bile bile terk etme durumuna düşerse tüm yaptığı ameller boşa gitmiş olur. Allah korusun. Çünkü kafir olarak ölümle karşı karşıya gelmiş olur. Mescitlere girmenin fazileti. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim günün 5 vaktinde camiye gider gelirse her gidip gelişinde Allah o kimseye cennette bir ziyafet hazırlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse evinde güzelce temizlenir ve Allah'ın farzlarından bir farzını yerine getirmek için Allah'ın evlerinden birine giderse, attığı her adımdan biri bir günahını silip yok eder, bir diğeri de derecesini yükseltir. Ubey bin Ka'b radıyallahu anh şöyle dedi. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak bir kişi bilmiyorum. Buna rağmen hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Kendisine, keşke karanlık ve sıcak günlerde binebileceğin bir eşek satın alsan denildi. Adam da, evimin mescidine yakın oluşu beni sevindirmez. Ben mescide gelip giderken attığım her adıma sevap yazılmasını istiyorum deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bütün bunların hepsinin sevabını senin için bir araya topladı buyurdu. Cabir radıyallahu anh şöyle dedi. Mescidin çevresindeki arsalar boş kalmıştı. Beni Selime mescidinin yakınına taşınıp yerleşmek istediler. Bu arzu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca onlara, bana gelen bilgiye göre mescidin yakınına taşınıp yerleşmek istiyormuşsunuz, öyle mi buyurdu. Onlar da, evet ey Allah'ın Resulü, böyle arzu etmiştik dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine iki defa, ey Selime oğulları, yurtlarınızdan ayrılmayınız ki adımlarınıza sevap yazılsın buyurdu. Onlar da, artık yerlerimizden göçmek bizi sevindirmeyecektir dediler. Ebu Musa radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki insanların namazdan dolayı sevabı en büyük olanı uzak mesafeden camiye gelmek için en fazla yürüyenlerindir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Büreyde radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Karanlık gecelerde mescitlere yürüyerek giden kimselere kıyamet gününde tam bir nura kavuşacaklarını müjdeleyiniz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size Allah'ın kendisiyle günahlarınızı sileceği ve derecelerinizi yükselteceği hayırları haber vereyim mi? Ashab da, evet ya Resulallah dediler. Onun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bütün güçlüklere rağmen abdesti güzelce almak, mescitlere doğru çok adım atmak ve bir namazı kıldıktan sonra öteki namazı beklemek, işte bağlanmanız gereken, rağbet etmeniz gereken şeyler bunlardır buyurdu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mescitlere cemaatle namaz kılmayı alışkanlık haline getiren kimseyi gördüğünüz zaman onun gerçekten iman sahibi olduğuna şahitlik ediniz. Allah şöyle buyurur. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı kılan, zekatı veren ve Allah'tan başka kimseden korkmayanlar şenlendirir ve onarırlar. İşte onlar doğru yolu bulanlardan olabilirler. Tevbe suresi ayet 18. Yani camilerin imarı, tamiratı ve bakımı olabileceği gibi Allah ve Resulünün istediği şekilde cemaat olmak, aynı gaye ve hedef uğrunda toplanan insanlar grubunun camiyi yine aynı maksatlarla kullanmaları demektir. Cemaatin tarifi de zaten budur. İçerisinde namaz kılınmayan mescitler ve gaye hedef birliği olmayanların toplandıkları mescitler harap sayılırlar. Tuvalet ve banyo ve benzeri yerler dışında her yer dinimize göre mescit sayılır.
Buna göre düşünecek olursak, sahraların veya namazgah denilen etrafı dört duvarla çevrili yerlerin imarı, oradaki toplanan insanların gaye ve hedef birliği içerisinde olmaları ve bu şuurda bir araya gelmeleri ve hazır bir güç olmaları demektir. Bu maksat ve gayelerle cemaatler oluşturulmamışsa, tüm mescitlerimiz harap halde ve kuru kalabalıklara meydan okuyor demektir. Namaz için beklemenin fazileti. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden birinizin evine gitmesine başka bir engel olmadığı halde sırf namaz alıkoyduğu sürece o kimse devamlı namazda imiş gibi sayılır buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz abdestini bozmadığı sürece namaz kıldığı yerde diğer bir namazı beklemesi süresince melekler kendisine Allah'ım bu kulunu bağışla, bu kuluna merhamet et diye dua ederler. Yani bu maksatlarla mescitte oturan kişi mutlaka namazda imiş gibi sevap kazanacağı, Kur'an ve hadis okumak ve benzeri işlerle meşgul olacağı için, yani camiyi o anda İslami bilgilenme ve bilgisini yenilemede kullanacağı için, ileride bir güç ve hareket olacak olan bu bilgilenmeler de camiyi kullandığı için aynen namazda imiş gibi sevap kazanacak ve meleklerin duasını da kazanacaktır. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar ertelemişti. Namazını kıldıktan sonra yönünü bize karşı dönerek şöyle buyurdu. Pek çok kimse namazını kılıp uykuya daldılar. Sizler namazı beklemeye başladığınızdan beri namaz içinde sayılırsınız buyurdu. Yani mevsim ve hava şartlarına ve kişilerin iş durumlarına göre yatsıyı ilk vaktiyle veya böylece son vaktine kadar beklemekte bir mahsur yoktur. Her namaz gibi bu namaz da ilk vaktinde ve son vaktinde veya her ikisinin arasındaki herhangi bir vakitte kılınabilir. Fakat faziletli olanı ilk vaktinde kılmaktır. Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etûbü ileyk. Rabbim cümlemizi okuyup anlayan, anladığını yaşayan, yaşadığını anlatan kullarından eylesin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin.